Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin reformlar, vaatler ve büyük projeler olmak üzere 3 bölümden oluşan seçim beyannamesini açıkladı. Davutoğlu vaatlerinde ilk olarak yeni bir anayasa kurulacağı sözünü verdi. 13 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerin kalıcı bir düzene kavuşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin bütün demokratik kriterlerde dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmesi için AK Parti olarak beyannamemizin ilk ve esası olarak yeni bir anayasa vaat ediyoruz. Yeni bir anayasa yeni Türkiye'nin en temel taşıdır. Özgürlükçü, katılımcı, kurumsallaşmış bir demokrasi esas alan yeni bir anayasa yapacağız. Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması, başta olmak üzere demokrasinin tüm kurum ve süreçleri hayata geçmesi için uluslararası sözleşmelere tam uyum sağlayacağız. Vaatler arasında zam müjdesi de vardı. Başbakan asgari ücrete ve emeklilere zam yapılacağını açıkladı. Asgari ücreti inşallah önümüzdeki dönemde 1300 Türk lirasına çıkarıyoruz. Geçmişte verdiğimiz 1100 liranın altındakilere verdiğimiz 100 liranın üstüne bütün emeklilerimizi kuşatacak şekilde yılda 1200 lira ek zam yapıyoruz. 7 Haziran öncesi verdiğimiz söz gelir adaletini sağlayacak şekilde emeklilerimizin alt gelir tabakasının seviyesini yükseltmişti. Yani 1000 liraya kadar olan emeklilerimize 100'er lira, 1100 liraya kadar olanları da 1100'e tamamlamıştık. Bir gelir düzeltmesi yapmıştık. Şimdi bütün emeklilerimize hepsine ayda 100, yılda 1200 lira, yani takribi durumuna göre 1 veya 1,5 maaş ölçeğinde yeni zam yapıyoruz. Emeklerimize hayırlı bereketli olsun. Temmuz ayında istifade edenler de bundan istifade edecekler. Davutoğlu gençlere de seslendi, müjde üstüne müjde verdi. Seçilme yaşını inşallah 18'e indireceğiz. Gençlerimize sınırsız, ücretsiz internet erişme imkanı getiriyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek vereceğiz. Yine eğer bu yetmiyorsa 50 bin lira nakdi destek, kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz. Gençlerimizin kullanacakları 100 bin lira kredi için kredi fonu aracıyla %85 oranında kefalet imkanı sağlayacağız. Yeni iş kuran gençlerimize, bu da önemli, 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacağız. İlk kez iş bulan her gencimizin maaşının 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin genel sağlık sigortası giderlerini 2 yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın karşılayacak, böylece gençlerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemde yüksek öğrenimde yurt için müracaat eden tüm gençlerimize barınma imkanı sağlayacağız. Gençlerimizin orta öğretimden yüksek öğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım edecek kariyer merkezleri kuracağız. Yeni bir destek programı geliştiriyoruz. Genç DES, Köy DES gibi. Şimdi gençlere destek programını hayata geçireceğiz. Bu program ile gençlerimizin kısa film, ilk film, kitap, dergi ve benzeri sanatsal faaliyetleriyle sportif faaliyetlerine proje bazlı karşılıksız destek vereceğiz. İş, aş, eş, işi üniversite eğitimiyle en uygun şartlarda bir meslek suretiyle elde ettikten, aşını kazandıktan sonra da çeyiz hesabıyla gençlerimizin rahat ve kolay bir evlilik süreci yaşamalarının önünü açacağız. Çeyiz hesabında, yani anne babaların evlatlarını evlendirmek için açtıkları çeyiz hesabında biriktirilen paranın %20'si oranında devlet destekliyor.